Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde oran ve orantı konusunu ele alacağız. Sevgili öğrenciler, dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz, abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. Evet, şimdi konumuza geçelim sevgili öğrenciler. Oran nedir? Orantı nedir? Oran ve orantı problemleri, soruları nasıl çözebiliriz? Göstereceğim yolları takip ederseniz bu video bitiminde artık bu sorular çok daha rahat çözeceğinizi göreceksiniz. Evet, şimdi oran nedir bir bakalım. Oran sevgili öğrenciler aynı türden birimlerin birbiriyle karşılaştırılmasına, bir bütünle parçalarının karşılaştırılmasına ya da parçayla bütünün karşılaştırılmasına oran diyoruz sevgili öğrenciler. Yani iki çokluk arasındaki ilişkiye biz ne diyoruz? Oran olarak ifade edebiliyoruz. İki çokluk arasındaki ilişki oran olarak ifade edilebilir. Aynı cinsten iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran diyoruz diğer bir deyişle. Aynı cinsten bunu unutmayın. Oran aynı cinsten iki çokluk olmalıdır. Aynı cinsten iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran diyoruz. Yani A bölü B'ye, bunu A'nın B'ye oranı diye de okuyabiliriz. A bölü B ya da A'nın B'ye oranı diye okuyabiliriz. Bir oranın terimlerini sıfırdan farklı bir sayı ile çarpılması ya da bölünmesi bu oranı değiştirmez. Oran aynen devam eder. Mesela 25'in 30'a oranı, yani 25 bölü 30, ya da 30'da 25 diyebiliriz. 25'in 30'a oranı 2 ile çarptığımızda ne oluyor? 50'nin 60'a oranı şekline dönüşüyor. Bu oran çarpma yapıldığı takdirde yine değişmiyor. Aynı oran devam eder. Ya da 25'in 30'a oranı 5'e bölündüğünde iki sayının 5'e bölünmesiyle de 5'in 6'ya oranı şekline dönüşebilir. Yine oranı kesinlikle değiştirmez. Aynı oran devam eder. Evet. Şimdi iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırmasına oran diyoruz demiştik. Ama aynı cinsten olmalı. Gördüğünüz gibi metre cinsinden karşılaştırılmış, kilogram cinsinden karşılaştırılmış. Gördüğünüz gibi saat cinsinden karşılaştırılmıştır. Evet. Şimdi bir örnek yapalım. Bir tabakta bulunan 29 tane fındıktan 17 tanesi yenilmiştir. Buna göre yenilen fındıkların sayısının tümü fındıkların sayısına oranını bulalım. Yenilen fındık sayısının tüm fındıklar sayısına oranı 17 bölü 29. Ya da 17, 29 da 17. Ya da 17 bölü 29'dur diyebiliriz. 17 de 29 da diyebiliriz tabii. Oranına. Bir kümeste bulunan 33 tane civcivin 15 tanesi ölmüştür. Buna göre ölen civcivlerin sayısının tüm civcivlerin sayısının oranını bulalım. Ölen civcivlerin sayısının tüm civcivlerin sayısına oranı 15 bölü 33 ya da 33 de 15'tir. Ya da 15 bölü 33 diye yan yana şeklinde de söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi oran konusunu anladıktan sonra orantı konusuna geçebiliriz. Orantı sevgili öğrenciler iki veya daha fazla oranın karşılaştırılmasına orantı diyoruz. İki ya da daha fazla oranın karşılaştırılmasına orantı denir. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Mesela A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranı ikisi karşılaştırılmıştır. İkisi de A'nın B'ye oranıyla C'nin D'ye oranı eşit olduğu buradaki tanımdan ya da formülden gösterilmiştir. Burada iki tane farklı oran karşılaştırıldığı görülmektedir. Evet. İki oran birbirine eşit ise bu eşitliğe orantı diyoruz sevgili öğrenciler. 1 bölü 3 ya da 4 bölü 12'ye oranlar birbirine eşittir. Böyle orantılarda bir orantıda sevgili öğrenciler çarpımlar birbirine eşittir unutmayın.
çarpımlar birbirine eşittir. Yani 2'nin 18'de çarpımı ve 9'un 4'le çarpımı her ikisi de 36 etmektedir. Yani böyle bir orantılarda çapraz çarpımlar yapılır ve çapraz çarpımlar da her zaman birbirine eşittir. Bunun eşit olduğunu bilmeniz daha sonra çözeceğiniz problemlerde işinizi kolaylaştıracaktır. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Tekrar söylüyorum, bir orantıda çapraz çarpımlar birbirine eşittir. Bu kuralı bildiğiniz takdirde daha sonra yapacağınız problemlerde çözümde çok önem kazanmaktadır. Buna dikkatinizi çekiyorum. Evet. Şimdi bir örnek yapalım. 2'nin 5'i oranıyla 8'in x oranı. Yani x burada bilinmeyen bir sayı. X sayısı. Şimdi zaten bilinmediği için ne yapacağız? Bu x'in değerini bulacağız. Bunun için çapraz çarpım yapacağız. Çapraz çarpımların sonucu birbirine eşit olduğu için bakın ne yapacağız? 5'i 8 ile çarpacağız, 2'yi de x ile çarpacağız. 5'i 8 ile çarptığımızda 40 buluyoruz. 2'yi de x ile çarptığımızda 40 bulabilmemiz gerekiyor. O yüzden bakın nasıl bir yol izliyoruz. Evet, çarpım yapıyoruz. Çapraz çarpım yapıyoruz. 2'yi x ile çarpıyoruz. 5'i 8 ile çarpıyoruz. Evet, sonra sevgili öğrenciler, bulduğumuz 40'ı 2'ye bölerek x'in değerini bulabiliriz. Verilen sayıları çarpıyoruz. Sonra verilmeyen sayının karşısındaki çarpana böldüğümüz takdirde verilmeyen değeri bulabiliriz. Bunu unutmayın. Çarp ve böl. Çarp ve böl. Orantılarda buna dikkat edin. Sevgili öğrenciler, iki çeşit orantı vardır. Biri doğru orantıdır. İkincisi de ters orantıdır. Bunu unutmayın. Doğru orantı nedir? Ters orantı nedir? Biraz sonra örneklerle ilerledikçe daha rahat göreceksiniz. İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa veya biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu çoklukları doğru orantılı çokluklar diyoruz. Gördüğünüz gibi işçinin çalıştığı gün sayısıyla işçinin alacağı ücret miktarı aynı oranda artmaktadır. Bir günde 10 lira, 2 günde 20 lira, 3 günde 30 lira, 4 günde 40 lira aldığı görmektedir. İkisi de aynı anda artmaktadır. Bu bir doğru orantıdır. Mesela örneğimize bakacak olursak 1 litre benzinle 10 kilometre giden bir araç 5 litre benzinle kaç kilometre gider? Yine 1 kilometre ile 10 kilometre giderse 5 kilometre ile kaç kilometre gider diye bir orantı kuruyoruz. Yine içler dışlar çarpımı, çapraz çarpımı yapıyoruz. 5 çarpı 10, 50. 50'yi de 1'e bölüyoruz. Bölmemize gerek yok. 1'e bölmek yine kendisini verir. 50 kilometre yol gittiğini bulabiliyoruz. Doğru orantı. Bir örneği daha yapalım. Mesela sevgili öğrenciler, Kamil amcanın çiftliğindeki bir inek günde 12 litre süt vermektedir. Kamil amcanın inek sayısına bağlı olarak alacağı süt miktarı bakın tabloyla belirtilmiş. Bir günde 12 litre verirse, 2 günde 24 verir. Pardon, bir inek 12 litre süt verirse 2 inek 10, 24, 3 inek 36, 4 inek 48, 5 inek 60, 6 inek de 72 litre süt verir diye bir orantı kurulabilir. Buna doğru orantı diyoruz. İnek sayısı arttıracağız. Verdiği süt miktarı da artmıştır. Gördüğünüz gibi ikisi de artıyor. Aynı anda artmıştır. Yine bakın fırında pişirilen un miktarına bağlı olarak çıkan ekmek sayıları da doğru orantılı bir şekilde un miktarı arttıkça çıkan ekmek sayısı da artmaktadır. Bunda da bir doğru orantı vardır sevgili öğrenciler. Yine 50 litre benzin 60 kilometre yol gitmektedir. Benzin miktarına bağlı olarak gideceği yolu tabloyla göstermiş. Bakın 50 kilometre ile 50 litre ile 60 kilometre giderse 40 kilometre ile 40 litre ile 480 kilometre gider, 30 litre ile 360 kilometre gider, 20 litre ile 240 kilometre, 10 litre ile de 120 kilometre yol gider diye bir doğru orantı vardır. Benzin miktarına göre benzin miktarı azaldıkça gideceği kilometrenin de azaldığı görülmüştür. Aynı oranda azalmıştır sevgili öğrenciler. O zaman doğru orantıyı bir tanımlayalım.
İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır diyoruz. Doğru orantı DO diye de gösterilebilir. Ters orantı TO diye gösterilir. Mesela benzin litresi artarken kilometre de aynı oranda artıyorsa burada bir doğru orantı vardır. Bununla ekmek arasındaki biraz önceki örnekte olduğu gibi doğru orantı vardır. İnekle verdiği süt arasında biraz önceki örnekte olduğu gibi doğru orantı vardır sevgili öğrenciler. Evet, şimdi şuna dikkatinizi çekmek istiyorum sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi biraz önce verdiğim aracın benzin miktarına göre gideceği kilometre, gittiği kilometre orantısı benzin litresi azaldıkça ne yapıyorduk? Gideceği kilometre de azalıyordu. Burada bir doğru orantı vardı. İkisi de azalıyordu değil mi? Benzin miktarı da azalıyordu. Kilometresi de azalıyordu. O yüzden biz burada artık şu sonuca varabiliriz sevgili öğrenciler. Doğru orantılı çoklukların birbirine oranı yani bölümü sabit bir sayıdır diyoruz. Doğru orantılı çoklukların birbirine oranı sabit sayıdır. Bakın 650'ye bölümü de 12'dir. 480'in 40'a bölümü de 12'dir. 360'ın 30'a bölümü de 12'dir. 240'ın 20'ye bölümü de 12'dir. 12'nin 10'a bölümü de 12'dir. Yani doğru orantılı çoklukların birbirine oranı sabit bir sayıdır diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Biraz önceki inek sayılarına baktığınızda burada da ne vardı? İnek sayısı arttıkça verdiği süt miktarı da artıyordu. Doğru orantılı problemleri çözerken dikkat etmemiz gereken aşamalar şunlardır. Verilen çokluk arasında ilişkinin doğru orantı oluşturduğunu öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Verilen durumlar alt alta yazılmalıdır. Çapraz çarpım yapılarak denklem kuruluyor. Elde edilen denklem çözülerek istenen sonuca ulaşabiliyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi bir örnekle bunun nasıl olduğunu pekiştirelim. 7 kalemin 21 lira olduğuna göre 8 kalem fiyatı kaç liradır diye bu ya kaç lira olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu bir doğru orantıdır. 7 kalem 21 lirası 8 kalem x'tir. Yani x bilinmediği için x koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Çapraz çarpım yapıyoruz. Yaptıktan sonra iki çarpımın sonucu da eşit olması gerektiği için ne yapıyoruz? 8 ile 21'i çarpıyoruz. Evet. Ve sonra 7'ye bölerek 8 kalemin fiyatının kaç lira olduğunu buluyoruz sevgili öğrenciler. Yani değeri 24 liraymış. 7 kalem 21 liraysa 8 kalem 24 liradır diye bulabiliyoruz sevgili öğrenciler. Buna çapraz çarpım diyoruz. İçler dışlar çarpımı da deniyor buna. Yine bir örnek yapalım. Sabit hızla hareket eden bir araç 2 saatte 190 kilometre gitmiştir. Bu araç 500 kilometre yolu kaç saatte alır diyoruz. 2 saatte 190 kilometre giderse burada saat bilinmiyor. X saatte yani bilinmeyen bir saatte 500 kilometre yol gider diyoruz. Çapraz çarpım yapıyoruz. 2'yi 570'e çarpıp 190'a bölüyoruz. Önce çarp sonra böl. Orantı problemlerinde bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Doğru orantılarda önce çarpıp sonra bölüyoruz. Doğru orantı problemlerinde verilmeyen değeri buluyoruz. Yine bir örnek var. Bir musluk havuzu 24 saatte doldurmaktadır. Buna göre musluk sayısına bağlı olarak dolma süresini tabloyla gösterelim. Bir musluk 24 saatte ise 2 musluk 12 saatte 3 musluk 8 saatte 4 musluk ise 6 saatte doldurur diye bir orantı, ters orantı kurmuş oluyoruz. Gelelim bunu belirtmişken ters orantıya. Bir çokluktan diğer çokluktan biri artarken buna bağlı olarak diğeri azalıyorsa
veya biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa bu çokluklara ters orantılı çokluklar diyoruz. Mesela traktör sayısı bir traktörle bir tarlayı 4 saatte sürülürken 2 traktörle 12 saatte, 3 traktörle 8 saatte, 4 traktörle 6 saatte sürüldüğü görülmektedir. Burada bir ters orantı vardır. Çokluktan biri artmıştır, diğeri azalmıştır. Traktör sayısı artarken sürülme süresi azalmıştır. Buna ters orantı diyoruz sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi diğer bir örneğimiz burada. İki öğrenci tahtayı 45 saniyede siliyorsa 9 öğrenci kaç saniyede siler? Ne yapıyoruz? 2'yi 45 ile çarpıyoruz. 9'a bölüyoruz. 2 öğrenci 45 saniyede siliyorsa 9 öğrenci kaç saniyede siler? 2'yi 45 ile çarpıyoruz. 9'a böldük. Evet, diğer bir örneğimize geçelim. Zühtü Bey evinin bahçesi duvarını yaptırmak için bir usta tutmuştur. Usta bu işi yalnız başına 30 günde bitireceğini söylemiştir. Bu işin usta sayısına bağlı olarak kaç günde bitirileceğini tabloda gösterelim. Bir usta 30 günde yapıyorsa, iki usta 15 günde yapar, üç usta 10 günde yapar, dört usta 7,5 günde yapar, beş usta ise 6 günde yapar diyoruz sevgili öğrenciler. Ne yapıyoruz? Gün sayısını usta sayısına bölüp orantı, ters orantı kurabiliriz. Gördüğünüz gibi usta sayısı azaldıkça, usta sayısı arttıkça gün sayısı azalmaktadır. Burada bir ters orantı vardır. Diğer bir örnekte bu havuz problemlerinde karşınıza çıkar bu genelde. Bir muslukla 24 saatte dolan havuz, 2 muslukla 12 saatte, 3 muslukla 8 saatte, 4 muslukla da 6 saatte dolduğu tablo ile verilmiştir. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. 2 çarpı 12 24 saat, 3 çarpı 8 24 saat, 4 çarpı 8 24 saat. Hepsini çarptığımızda aynı sonuca ulaşmaktayız gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Ters orantıda da çarpım sonuçları sabit bir sayıdır. Ters orantılı çoklukların birbiriyle çarpımı sabit bir sayıdır. Yani aynı sabit sayıya ulaşılır sevgili öğrenciler. Bunu da unutmayın. Evet, A çarpı B birbiriyle ters orantılı ise A çarpı B K yani sabit bir sayıdır diyebiliriz. Yine bir önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. Yine musluklarla ilerleyelim. Bir musluk 24 saatte dolan bir havuz. Aynı şekilde bu problemde de verildiği gibi ters orantılı çoklukların çarpımları birbirine eşittir deriz. Biraz önce gördüğünüz gibi bütün çarpımlarda 24 sayısına 24 litreye saate pardon 24 saate ulaşmış olduk. İki çokluktan biri artarken diğer aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğer aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir. Ters orantı TO ile gösterilir. Mesela işçi sayısıyla biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi bitiş süresi ters orantılıydı. Musluk sayısıyla havuzun dolma süresi ters orantılıydı. Yine gidilen yolda benzin miktarı ters orantılıydı sevgili öğrenciler. Ters orantılı problemleri çözerken sevgili öğrenciler, öncelikle verilen çokluklar arasında ilişkinin ters orantı oluşturduğu tespit edilmelidir. Verilen durumlar alt alta yazılmalıdır. Karşılıklı çarpım yapılarak denklem kurulmalıdır. Elde edilen denklem çözülerek işlem sonucuna ulaşılır. Yine ters orantı ile ilgili örnekler. Bir boyacı evin dış yüzeyi 28 günde boyayabiliyor. Buna göre bu işi 7 boyacı kaç günde boyar? Ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? 7 çarpı x 8 çarpı 1. Ters orantı olduğu için 28'i 1 ile çarpıyoruz. 7'ye bölüyoruz ve sonucunda sevgili öğrenciler 7 boyacı 4 günde boyar diye bulabiliyoruz. Bize verilen problemin ters orantı mı, doğru orantı mı olduğunu tespit etmemiz gerekiyor öncelikle. Bunu tespit ettiğimiz takdirde çözüme çok daha rahat gideceğinizi düşünüyorum. Bu verdiğim yolları takip ederek. Bir otomobil A şehrinden B şehrine 150 km hızla 4 saatte gidebiliyor. Bu otomobil aynı yolu 75 km hızla kaç saatte gider?
150 km hızla 4 saatte gidiyorsa 75 km hızla x saatinde gider. X verilmeyen bir sayıdır. 150 çarpı 4 bölü 75 olacak. X sayısının değerini bulabilmek için. Evet. 150'yi 4 ile çarpıp 75'e bölüyoruz. Ve 75 kilometre hızla kaç saatte gittiğini, yani 8 saatte gittiğini buluyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Doğru ve ters orantıyla ilgili özet şeklindeki şu durumu not almanızı istiyorum. A ile B doğru orantılı ise A bölü B şeklinde belirtilir. A ve B ters orantılı ise A çarpı B'dir. A, B ile doğru, C ile ters orantılı ise bu şekilde ifade edilir sevgili öğrenciler. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.